Sevgili Merve ve Marta, hoş geldiniz. Hoş Eleştirel beden sohbetlerimizin beşincisindeyiz. Bugün feminist basketbol üzerine konuşacağız. Biriniz İtalya'da, diğeriniz de İstanbul'da kadınlarla birlikte örgütlenip basketbol takımı kurdunuz. Ve basketbolu birazcık da kendinizi aslında değiştirip farklı bir şekilde biçimlendirdiniz. İkinizin de ayrıca işte deneyimlerinizi ve bu takımlarınızı, yani basketbol oyununu aslında nasıl sürdürdüğünüzü merakla dinliyor olacağız. Kısaca şeyi hatırlatayım, hani bu Zoom üzerinden bir buluştuğumuz bir platform var. Bu aynı zamanda Facebook'ta işte canlı olarak veriliyor. Arada soru sormak isteyen veya işte bu takımlardan üyeler varsa, kendisi de dahil olmak isteyenler varsa her zaman kameralarını açıp kendileri de dahil olabiliyorlar sohbetimize. Veya chat kısmını kullanıp oradan sorular da sorabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook'takiler de soru sorarsa onları da buraya yönlendireceğiz. Yani yazılı olarak soranlar olursa. Böyle ben size bırakıyorum o zaman kendinize tanıtmak için ve bize maceralarınızı anlatmanız için. Böyle. Evet Marta, söz bizde. Siz İtalya'da... İtalya'da... Yok, Fransa mı dedi, İtalya mı dedi? İtalya, Roma'da. İtalya, tamam. Hep bir şaibe. Nasıl başladınız? Önce öyle söyleyeyim. Hani biz kurmadık, sadece bir grup kadın basket oynamak hevesiyle... Öyle toplanıp böyle senelerdir süren bir ya takım olduk diyebilirim. Ama normalde işte arkadaş grubu olarak başladık. Hani öyle profesyonel bir şey değil. Onu baştan söylemek istedim. İnternet mi? Ben de zaten bir soru da olacaktı ama biz Roma'da bir şey. Seriye, çocuklar için bir antrenman gerekiyordu. Çocuklar için şeyde, özel, biz özel bir gymde de oynamıyoruz. Bir squat, yani bir squatta oynuyoruz. Bir de bir açık hava, yani public bir potada oynuyoruz ve orada çocuklar için bir koç gerekiyordu ve o kadın dedi ya ben çocuklara öğreteceğim ama bir kadın takımda olsun dedi. Çünkü erkek vardı, çocuklar vardı ama kadın diye bir şey de yoktu. Bu yüzden o, yani kendisi de açtı grup ve yavaş yavaş bir takım diyelim de orada ama profesyonel bir şey yok yani. Çünkü şey, kuralları yok, rolleri de insanları bilmiyor ve açık havada bayağı uyduruyoruz. Yani bir özel, böyle bir açık havada oynamak da ilginç. Zaten sizin de şey, açık havada oluyor mu ya da bir... Evet, evet. Özel bir alanda oynuyorsunuz ya da nasıl oluyor mesela? Biz de açık alandayız, parkta, Yorch Park'ında. Evet. Yani tamamen dediğim gibi hani pota kapmak niyetiyle çoğunluk olmak adına başlayan. Çünkü potalar genelde erkekler tarafından hep kapılmış oluyordu kalabalık oldukları için. Biz de parkta başladık. Daha sonra kapalı spor salonu imkanı bulduk, işte konuştuk falan. Belediyenin. Şimdi kışın orada oynuyoruz ama genelde açık alanda oynuyoruz biz de. Orada oynamayı hatta daha çok seviyoruz diyebilirim. Siz kaç, yani şeyde düzenli olarak kalabalık mısınız ya da şeyde hala biraz arkadaş grup kaldı ya da yaygın mı oldu, nasıl? Evet, aslında güzel soru. En başta
gerçekten ben çok tanımıyordum davet eden arkadaş ve diğer hiç kimseyi. Çok iyi tanımıyordum diyelim. Bunda yani bu basket olayından sonra daha samimi olduk işte. 2015'te miydi, 14'te miydi? Yani düzenli bir kalabalık oluyor ama hani böyle 10 kişi, 15 kişi değil yani. Düzenli bir 5-6 arası gelip giden oluyor. Tabii sayımızın az olduğu zamanlar da oluyor ama asla vazgeçmiyoruz yani. O gün illa 3 kişi bile olsa oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Sizin kaç kişi oluyor ortalama? Biz şey garip bir şeydi ama son zamanlarda biz 10-12 kişi olduk. Yani böyle sabit olarak. Çünkü yeni kişi gelmiyor. Çünkü bu garip bir takım da zaten oldu. Çünkü hem koç var ve o koç olarak oynamak istiyor. Yani şeyde biraz daha ciddi. Ya rekabet ciddi değil o ama kafa ya fikir olarak biraz böyle rolleri oynalım ya öğrenelim. Biraz kuralları öğren, yani biraz daha profesyonel değil ama yine de biraz daha ciddi olsun. Ve biz grup olarak yani 12 kişi yani 12 kişi olduğumuz için ve diyelim ki 25-50 yaşına kadar yani arasına kadar böyle ilginç bir yaş grubu oluyor. Yani çok ufak insan çocuklar da geliyor yani onların çocukları geliyor. Bazen onlarla oynuyoruz bizden daha iyi oynuyorlar. Yani yeni gelenler pek çok yok yani çünkü karar alamadık ne biçim bir grup yani açık bir grup ama gelenlere böyle bakıyorlar siz nasıl oynuyorsunuz? Yani çok genç gelirseler ya tamam ben ki başka bir takime gideceğim ya da ya, daha yaşlı gelirseler yine de ya ben böyle bir ritim de tutamıyorum. Çünkü şey belki öğrenmek istiyordu ama artık ya biraz bir grup oldu ve yeni gelenler için biraz zor da olabilir ve koç biraz fazla ciddi ve bilmem şimdi bu koç gitsin ya gitsin değil ama yine de biraz zor oldu yani. Çünkü biz yine de feminist bir takım kendi tanımlıyoruz yani kendimizi. Ve feminist olarak yani her şeyi yatay yapıyoruz ve kararları da böyle alıyoruz. Ve koç biraz sevmiyor böyle. Böyle ilginç bir bir şey. Anladım. Koç peki erkek mi? Onu ben kaçırdım galiba. Koç kadın, o da kadın. O da kadın. Ama şeydi eskiden oynayan yani eskiden oynayan bir kadın. Şey iyi bir seviyede oynayan bir kadın. Ya o şeyi çok iyi anlıyorum. Ya bizde de yeni gelen insanlar genelde işte zaten gelen insanların arkadaşları ya da tanıdıkları şeklinde oluyor. Ama ilk başta çok daha karma bir gruptuk biz. Atıyorum orada sahada oynayan herhangi bir kadın da gelip dahil olabiliyordu daha sonradan düzenli olarak gelmeye başlayanlardan biri olabiliyordu. Ya o anlamda evet ama son zamanlarda çok yeni gelen insan yok diyebilirim. Bir ara çok kalabalıktık. Yani sizde koç olması enteresanmış. Bizde mesela çok iyi bilen biri maç esnasında yani birden fazla uyardığında ya o da ister istemez şöyle bir ruha bürünebiliyor. Yani iyi oynamak istiyor. İnsanlar da iyi oynasın istiyor. Ama biz tamamen orada stres atmak için, eğlenmek için, spor olsun diye gidiyoruz. O bir de bazen aramızda gerginliklere sebep olabiliyor yani benim gözlemlediğim. O yüzden yani koç olması durumunu az çok tahmin edebiliyorum yani biraz. Çünkü yaş skalanız bayağı geniş. Bizim mesela öyle 50 yaşında hiç olmadı ya oyuncumuz. Oldu ama. Daha genç olanı oldu ama daha ortalama 30-35 diyelim yaş ortalamamız. Evet. Şey, bizim de ilginç ya. Ya böyle bir 50 yaşına gelen. Bir de o iyi oynuyor ve böyle ilginç de bir mesela bu şey 45 yaşta olanlara da geldi ve çok eskiden oynuyorlardı ama şimdi böyle bir çok böyle rekabetçi ve böyle bir farklı bir kafayla geldiler ve sonuna kadar böyle bir efor koydular, koştular bilmem ne bir ertesi gün ben vücudum arıyor yapamıyorum. Çünkü yani eski kafayla, eski oyun olarak yani çok rekabetçi ve şey
farklı bir çatışma oluyor zaten. Bilmiyorum. Evet, o çok garip basket oynuyoruz zaten. Koç o zaman sizde çoğunluk koç olsun istediği için hala bir koçunuz var yani. Yani koç program başlattığı için hala var. Nasıl ama? Çok saçma biliyorum da. Ama o şey, o başlattı şeyde ve tabii ki de orada olmak istiyor. Çünkü Roma'da zaten kadın profesyonel olmayan tek bir takım var, biziz. Gerçekten. Profesyonel ya da ciddi olmayan. Tamam, biz normalde bir kere bir turnuva katıldık ve biz bilmem 11 puan, diğerleri 90. Tamam, böyle bir farklılık var ve onlar amatör diyelim. Ya biz, ben mesela 3 sene önce, 4 sene önce oynamaya öğrendim diyorum. Hmm. Ya baş, yani bir daha almadı, öğrendim birdenbire. Sıfırdan başladım ve benim gibi 8 kişi var. Ya diğerleri ve 3 kişi basket biliyordular daha şey başlamadan önce. Bu yüzden nasıl oynuyoruz yani? Böyle 30 yaşında, 35 yaşında yeni bir şey başlamak sıfırdan. Çok yani 18 yaş olanlarla oynadığın zaman farklılık görünüyor. Çünkü onlar biraz farklı öğrenmişler. Yani böyle bir sadece yaşlarla, yani yaşla ilgili bir şey değil. Farklı öğreniyorlar. Evet. Evet, kesinlikle. Biz biraz böyle aşırı... Pardon. Vücudumuz bir, yani vücudu hazır olmayan insanlar da olabilir yani, sakatlıklar. Ya biz mesela sakatlık da o anlamda yaşadık diyebilirim. Adrenalin yükseliyor. İster istemez yani aslında vücudunun kaldıramayacağı, eklemlerinin, kaslarının kaldıramayacağı hareketler yapıyorsun ve sakatlık oluyor yani. Sakatlık evet, deyince evet. Aklıma buradan nehir geldi. Bir arkadaşımız çok yani kötü sakatlandı diyebilirim. Başlamadan önce ısınıyor musunuz? Başı da iyi diyelim. Gerçi koçunuz varmış, kesin ısınıyorsunuzdur. Merveciğim, ufak bir ekleme yapabilir miyim ben? Başak. Evet, kameranı da açarsan madem. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Başak ben. Merve'lerle oynayan ekipten bir kişiyim ben de. Çok ufak başlarken bir şey eklemek istedim. Hani nasıl bu grup nasıl bir motivasyonla bir araya geldi? Mesela Merve ile biz şu an yakın arkadaşız. Ama basketboldan önce birbirimizi aslında tanımıyorduk. Belki bir kere karşılaşmıştık vesaire. Ben kendi adıma hiçbir zaman bir basketbol ekibinde bulunmamıştım. Ama çocukluğumda evimizin önünde basketbol potası vardı ve delicesine oynuyordum metal potalarda. Sonra işte üniversite sınavı, teknik bir üniversiteye gitmek vesaire derken hayatımda pilates, yoga gibi ya da koşma gibi sporlar bir şekilde oldu. Ama hiçbir zaman bir basketbol ekibine girecek gücü, motivasyonu bulmadım kendimde. Bir gün üç arkadaş, hepimizin de boyu ortalama, kısa yani. Kendimizi gaza getirdik ve dedik ki biz basketbol atış yapmaya gideceğiz ya falan. Üç kişi Moda'daki, çoğu insan bilir, Moda sahilinde çok güzel basketbol potaları var. Oraya gittik, üç kadın. Ve yıllarca elimiz basketbol topuna değmemiş. Öyle üç kadın ama hepimiz de bir şekilde seviyoruz aslında. Sadece atış yapmak istiyorduk. Ama sahanın içinde yaklaşık 40 tane erkek ve sadece biz üçümüz vardık. ve bir süre sonra atış yapıyoruz. Tabii sadece biz değiliz. Potoda işte 10 tane falan da erkek var. Onlar da atış yapıyoruz. Bir ses geldi bir süre sonra. Beyler maç yapalım mı? Diye. Hani maça başlayalım mı beyler? Hani beyler. Tabii biz bey değiliz. Sonra biz dedik ki hani ama biz atış yapıyoruz. Dediler ki yani burada racon böyle. Hani atış yapamazsınız. Kusura bakmayın hani maç yapacağız falan. İyi dedik. O zaman tamam bizi de maça dahil edin. Kalabalıktan dolayı 3 tane takım oluştu. 4'er kişilik. Ve bizi de birer tane çiçek olarak takımlara eklediler. Ve hani 4 kişilik takımlarda işte
atıyorum 21 sayılık ya da 11 sayılık hatırlamıyorum bir maça dahil olduk. Yıllar sonra elimize top değmiş, maça dahil oluyoruz mecburen çünkü racon oymuş falan. Ve sadece bir arkadaşımız hariç hiç kimsenin eline neredeyse top değmedi. Ve hani mesela değse bile size savunma zaten yapılmıyor çünkü yakın olmak istemiyorlar evet. Ya da sizi ciddiye almıyorlar. Evet, gerek yok yani. Ya evet, gerek yok ya. Orasın çocuk falan. Yani siz orada bir misafirsiniz. Yani onlar orasının sahibi gibi. Ve maç bitti. Tabii biz hiç eğlenmedik. Sadece bir arkadaşımız pas alıyordu. Çıkışta otururken de bu pas alan arkadaşımızın aynı takımda olduğu bir çocuk, genelde pas veren çocuk, şey dedi, çok tatlı bir kızsın, telefonunu verir misin? Yani pas atma sebebi aslında şeymiş yani yürümekmiş yani kıza. Hani böyle bir şey. Tabii bu bizi bayağı yani demotive etti falan filan. Sonra yok dedik yani böyle bir şey olamaz. Hani biz şey yapalım, ulaşabildiğimiz kadar kadına ulaşalım ve buraya gittiğimizde 3 değil 8 kişi olalım ve kimse bize burada racon böyle diyemezsin. Yaz zamanıydı. Böyle bir hırslanma girişiminde bulunduk. Çünkü fark ettik ki biz yıllarca o alanda değiliz. Evet, fitness club'a giderseniz çoğunluk kadınlardır. Pilates derslerinde paralı şeylerde çoğunluk kadınlardır vesaire. Ama basketbol sahalarında böyle bir şey yok. Sonra ulaşabildiğimiz kadar kadına ulaşmaya çalıştık. İşte Merve ile tanıştık ki Merve yani ilk günden beri ve dedi ki ben hiç basketbol oynamadım. Yok yani hiçbir basketbol oynamak yok. Ya da böyle bazı kadınlar şey ya voleybol yapsak. Hani voleybol yaparsanız haber verin falan filan. Ama bir sürü yani atıyorum 8 kişiysek sadece ikisi daha önce basketbol oynamış gibi bir şekilde... Biz organize olarak 6 kişi, 4 kişi, 8 kişi, kaç kişi toplayabiliyorsak sahalara gitmeye başladık. Ve orada 6 kişi, 8 kişi olduğumuzda insanlar böyle yani erkekler tabii bize bulaşmak istemediler. Yani en başlarda biraz hani az sayımız az da bir tane erkek alıyorduk takımlarımıza. Ama sonra sayımız yükselince ve özgüvenimiz artınca almamaya başladık. Ve işte atıyorum... Hiç basketbol oynamamış insanlar şu an hani aramızda 5 senedir basketbol oynuyor. Ha ne yaptık? Mesela biraz bilen işte stepslerini steps okey. Hiç bilmeyenler evet sen bilmiyorsun. Senin stepslerin steps değil. Belki bir sene sonra diyeceğiz ki hadi sen de artık steps yaptın top bize geçsin. Böyle bir şey yani bu motivasyon hani biz neden bu sahalarda yokuz? Burası bizim de alanımız gibiydi ve şimdi yani aradan 5 sene geçti. Şimdi gittiğimizde erkekler bize eskisi gibi bakmıyorlar ve ya da bir şey söyleyen ya da saçma sapan ya da sizinle oynayabilir miyim diyen olursa ya kusura bakmayın biz takımımızla yani biz arkadaş grubu olarak oynuyoruz deyip reddedebiliyoruz ve bu bizi çok güçlendirdi. Ben kendi adıma ilk oynadığım zamanlarda kamusal alanda basketbol oynarken sürekli acaba izleniyor muyum? Yaptığım hareket yanlış mı? Birisi şu an benimle dalga geçiyor mu? Bunları hissediyordum. Bu kadar. Sadece doğuşuna özgü bir şey söylemek istedim. Bence iyi yaptın ya. Gerçekten güzel evet, anlattın. İyi sohbetler. Bu arada hani bir kapalı arkadaş grubu gibi değil. Yani çevremizde güvendiğimiz bir yerlerden katılmak isteyen olursa her zaman geldi. Yani şu anki işte atıyorum 8 kişi düzenli gidenler eskiden arkadaş değildi aslında. Ve hani yöntem olarak da hani biri geliyor, bakıyoruz bize uyum sağlayabiliyor mu? Hani bu oynam şey açısından değil, basketbol biliyor mu açısından değil. İşte pas vermeye, yanlış bir hareketten kahkaha atmaya uygun mu? Bize mesela hani çok profesyonel olarak gelip böyle çok kendini göstermek isteyen insanlar da geldi. Hani biz bunu bir nevi işte hani mastürbasyon gibi algıladık aslında ve o insanlara çok sıcak bakmadık. Çünkü biz eğlenmek için oradayız yani. Hani hırs için değil, arkadaşlık için oradayız. Öbür türlü bir erkekle oynamanın bir farkı olmuyordu. O yüzden hani uyum sağlayabildiğimiz ama tanıma şartı değil yani ve birçok kadın birbiriyle bu açıdan samimi oldu.
Ve bir ekleme daha, bilirsiniz erkekler arasında mesela şirketlerde olur ya da eski arkadaş gruplarıyla, işte ortaokul arkadaşlarıyla bile hala halı sahada düzenli maç yapan erkekler vardır mesela. Hani mesela bazı erkekler düşünün, evlidir, evden çok sosyalleşmez ama illa bir halı sahası vardır sosyalleştiği falan. Hani erkeklerin arasında hep gizli bir aradalık aslında var. Biz de bunu yapalım ya. Hani biz neden yapmayalım diye bir şey. İyi sohbetler herkese. Teşekkürler Başak. Heyecanla izliyorum şu anda. Gene ara ara eklemeler yap bence sen. Zaten şu an bir sürü insan da var bizim beraber oynadığımız grupta. Başkaları da ekleme yapacaktır. Ne hissettiği hakkında. Wow. Ya ben Marta sana şeyi sormak çok istiyorum. Siz skor tutuyor musunuz basketbol oynarken? Kim? Ne? Maç yaparken skor tutuyor musunuz, işte kaç kaç oldu? Biz oynarken yok. Biri aramızda biri tutuyor çünkü o tutmak seviyor. Ama zaten o olmayınca hiç kimse tutmuyor. Bir de hep böyle keşke o burada olsaydı diyoruz hep. Çünkü hiç yani bizim bir fikrimiz yok. Böyle bir his olarak iyi oynuyoruz. Zaten önemli değil. Ya o olmazsa hiç kimse ilgilenmiyor gerçekten ve ilginçti bana. Çünkü biz gerçekten oynuyoruz yani bir oynamak için. Ya bir şey de yok bence. Siz tutuyor musunuz skor? Yani biz de ilk zamanlar böyle tutuyorduk ama yani sonra hiç saymamaya başladık. Aynı senin söylediğin gibi his olarak işte bir takım daha iyi oynadığını anlıyoruz. Yani hissel bir şey değil ama yani orada oyun esnasında gerçekten büyük yük yani. İşte o rakama oynamak büyük bir yük yani. Orada aslında takım olarak oynamak, herkesi oyuna dahil etmek gibi çabalarla sürüyor genelde maçlarımız. Ben şimdi umarım ki bir İstanbul'a bir daha geldiğim zaman da sizinle oynayabilirsem de iyi olur. Ne zaman geldin İstanbul'a? Ben normalde şimdi sık sık geliyorum ama şimdi son zamanlarda gelemiyorum. Evet. Ama bakarız ya, siz gelecektim zaten bir kere, çok merak ettim çünkü bence şu fikir olarak benzeyen bir takım olduğunuzu duydum zaten. Bence en önemli şey bu yani, bayağı ilkeler olarak ya da şeyde bu zemin olarak çok benzeyen bir şeydi ve bu mesela alan tutmak ilginçti. Başak anlattı şeyde, bizde aynı yani şey, bu erkekler var ve onlar çok iyi de oynuyorlar ve yani senin de ciddi almıyorlar ya da sana tamam sen bizimle oynayabilirsin, sen skor etsen mesela ya biraz daha yani mesela bir de bir farklılık var anladığım kadarıyla Türkiye ve İtalya arasında. İtalya'da basket kadınları oynamıyorlar. Erkekler de çok oynamıyorlar okullarda mesela. Yani herkes futbol oynuyor. Yani herkes. Ve ya da tabii kadınlar için voleybol var. Bu yüzden basket yani son zamanlarda daha önemli olmaya başladı ve bu yüzden bir kadın basketbol oynamaya bilen bir kadın bulmak çok zor. Yani sadece profesyonel olarak yani artık başka bir seviyede yok. Bu yüzden biraz farklı ve zaten erkekler hepsi böyle dışarıda kalabilmek yani kalabildiği için ya da bir potada arkadaşlara takıldığı için ya da bilmem ne öğrendiler. Biz kadınlar olarak voleybol oynadık yani, herkes zaten Başak Dağlatı neden voleybol oynamayalım, çok yani tamam biz basketbol oynuyoruz ama şey bu alan tutmak için, alan açmak için inanılmaz zor bir şey. Evet, evet. Kesinlikle. Ya yani aynı şey olması benim de çok yani çok ilginç bir şey yani gerçekten. İtalya'da, Roma'da sizde temeli falan aynı, dediğin gibi aynı şekilde oynuyormuşsunuz yani ve skor tutulmuyor, aynı amaçla başlanmış. Çok ilginç ya gerçekten ve çok güzel. Çok güzel. Evet ama şey ve mesela çok iyi oynayan aramızda bir tek çok iyi oynayan bir arkadaşımız var. O son geldi ve biraz Başak Alatı gibi bir daha böyle bir ona baktık. Tamam o iyi oynuyor ama kafa olarak o oynamak istiyor. Yani evet. Bu belki seviyesi düşürdü ama önemli değil çünkü eğleniyor. Arkadaşlık kurdu ve biraz öğretmeye de başladı yani. İşte bunu yapamazsın.
öğren bunu ya yani böyle bir, ama böyle bir büyük bir egoyla değil. Şeyde hı-hı, biraz onun elenmek için yani şeyde o da elenmek istiyordu ve şey bir küçük küçük şeyleri öğretmeye başladı. O çok tatlıydı ve yani ve erkeklerle çok ilginç çünkü mesela bir başka bir takımla oynamak için zaten erkekleri almaya zorunda kalıyoruz. Çünkü başka bir şey mesela o potada hiç kimse yok ve hı-hı, iki farklı, üç farklı community var yani Taylandalı ve Dominican Republic ve Çinli yani farklı community ve hepsi farklı oynuyorlar ve mesela bu Dominican Republic'la oynamak zordu bizim için çünkü hı-hı, çok biraz daha fiziksel ilginç bu çünkü farklı yani büyük ihtimalle hep beraber öğrendiği için benzeyen bir oynamak stili var. Hı-hı. Ama hı-hı, ilginç çünkü bizim için böyle bu gruptan hiç kimse yani çağırmadık bizimle oynamak. Ama bazen böyle bir tek bir erkek geçiyor ve tek başına böyle bir top ile oynadığı zaman alıyoruz mesela. Ama biraz böyle alalım mı onu yani? Ya, tamam alalım. Biraz böyle düşünüyoruz. Biraz böyle cool de oynuyoruz. Sonra bizimle oynuyor ve biz o kadar iyi oynamıyoruz. Ama en azından bir iyi oynayan biri var ve böyle bir saygı gösteriyorlar sonra. Yani bu saçma da geliyor biraz böyle bir ya iyi oynam ya saygı göstermek için iyi oynamak bilmek bence biraz saçma da oluyor. Çünkü böyle bir ön yargı var zaten başlamadan hı, önce. Yani hı, kadınlar oynamak da bilmiyorlar da. Ama o arkadaşınız bayağı böyle bir inanılmaz iyi oynuyor ve biraz potadaki oynayanlar biliyorlar artık. Bunu da şeyde alıştılar. Ha tamam artık kadınlar da geliyor. O iyi oynuyor. Biraz bile böyle supporter olmaya başladılar. Bu da ilginç. Çünkü evet çünkü böyle oturuyorlar ve başlangıçta tamam bunu biraz böyle kaka attılar ya da bilmem böyle şeyleri de biraz dalga geçirdiler gibi ve biz böyle tamam sus sen ne diyorsun biraz böyle bir çatışma olduğu için artık alıştılar ve hiç kimse tavsiye istemedi bir tavsiye vermiyor mesela ya da böyle hı-hı, bir laf atmıyor ya böyle bir ilginç bir ilişki kurduk ve erkek takım çünkü şey bu squat'ta bir erkek takım da var. Onlarla mesela bir ilişki kurduk ve onlar bizden çok daha genç. Ama yine de ilginç çünkü beraber oynuyoruz artık. Yani bence ilginç bir bu açık havada bir potada oynamak ilginç ilişkileri de yer açıyor. Çünkü farklı evet, bir dille konuşuyoruz zaten beden şeyi değil ve biz gerçekten kavga evet, ettik evet, oraya girmek için ve artık oldu yani. Değişik bir sosyalleşme alanı diyebiliriz aslında yani bunun için. Özellikle açık havadaki işte takım oyunlarını oynayabildiğin yerlerde. Bunu en rahat galiba basketbol. Çünkü bir basket potası koyarsın, herkes gelir oynar orada. İşte ne diye başladık? Genelde erkek egemen bir yer orası. İşte biz de orada var olabilmek için, daha doğrusu varlığım varız. Bunu kanıtlayabilmek için biz de kalabalık gittikten sonra hakikaten yani üçüncü, beşinci, bir sene sonra, iki sene sonra o sahaya girdiğindeki özgüven çok daha farklı olmaya başladı. İlk zamanlar ben de acaba bakıyorlar mı, işte kameraya mı çekiyorlar, laf mı atıyorlar ya da biri bir şey söylediğinde nedense yani ürküyordum kendi adıma söyleyeyim. Çünkü daha önce böyle bir şey deneyimlemedim. Yani daha böyle bir şey teşebbüs de etmedim. Yani Başak gelip Başak sormasa bir WhatsApp grubunda sormuştu. Ben işte basketbol oynamak istiyorum şu niyetle. Genelde erkekler oluyor. Kalabalık olmamız gerekiyor dediğinde. Yani sadece gerçekten spor yapmak için gittim ama şöyle bir kaygı da vardı kafamın gerisinde. Yani şimdi ne yapacağız? Erkeklere git mi diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Nasıl olacak? Hatta ilk zamanlar erken gelirsem eğer potada birileri varsa nedense sahanın içine giremiyordum yani. Ama şimdi çok rahat geliyorum. İşte üstümü falan bile orada yani üstümü sadece değiştirebiliyorum. Yani öyle bir rahatlama hissettim. Yani o alanı sahiplenmişim gibi bir his aslında. Dediğin gibi yani biz de çocuklarla falan oynadığımızda yani bizde en iyi kim oynuyorsa ona karşı bir hep şey oluyor işte.
abla 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 muhabbet oluyor. Abla sen de çok iyi oynuyormuşsun falan diye. Yani bir iki tane de öyle arada ihtiyaç olduğunda erkekle de oynuyoruz ama hani atıyorum laf atan olduğunda oradan geçerken mesela bir şey söylüyorlar falan. O bir arada olmak büyük bir güç veriyor bana. Yani güç verdiğini hissettim. Hatta bir anımız var. Onu da anlatmak isterim. Biraz şey nahoş bir anı ama bir grup erkek biz maçtan sonra çıktık işte parkta oturuyoruz. Böyle karşımızda bir grup erkek oturdu. Yani laf attılar özetle. Sonra bir arkadaşımız da yanına gidip laf attığı için rahatsız olduğumuzu söyledi. Sonra oradan yani biz sayı olarak daha kalabalıktık. Yani 7-8 kişiydik, onlar 3 kişiydi. Yani onlara karşı öyle bir şey yaptık ki hani bizden özür dilemek zorunda kaldılar işte. Buraya şehir dışından gelmişler, mevsimlik işçilermiş falan hani böyle şeyler söylediler hani. Ya kusura bakmayın. Ya orada eğer biz sesimizi çıkartmamış olsak ya bayağı gerçekten işte laf atıp rahatsız etmeye devam edeceklerdi. Sonra birden o şeyi, o birden geri dönüşlerini görmek... Yani bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi bana. Evet, anladım ama evet, ilginç ve şey bu özgüvenlikle ilgili bir soru da var. Şeyde ben gördüm çatı ama şeyde sen özgüvenlikle ilgili bir şey, ben ve Başak da aynı şeyi söyledi. Bence önemli bir şey bu zaten. Koçumuz fikri de aynıydı yani. Şey böyle başladı ve biz şey orada bu alan tutuyoruz, yer tutuyoruz ve orada bu özgüvenliğimiz artmak için de oradayız. Yani şeyde bir hepimiz beraber hem böyle bir yani beraber olduğumuz için oluyor hem de böyle bir oynamak bence böyle bir özgüvenliği de koruyor. Yani ben iyi bilmezsen bile evet. Zaten orada bir şey de yapmaya denemek de çok önemli ve insanları tabii ki de takım arkadaşları bayağı dayanışma gösteriyorlar sana, böyle bir güçlendiriyorlar. Bizde de aynı şeydi zaten bu iki seneden beri, böyle orada üstüme değiştiriyoruz, böyle bir tişört alıp orada oynuyoruz. Yani biz de burada tam bizim gibi davranıyoruz bizde. Bu yüzden evet. Tam benzeyen bir hikaye sen anlattığın zaman bayağı öyle. Evet bayağı aynı şey oldu. Bayağı aynı, gerçekten bayağı aynı. Çok enteresan evet. Ya. Aynı. Facebook üzerinden bir soru gelmiş. Şey diye. Maçlarda faul yapıldı oluyor mu? Oyunların gerildiği oluyor mu? Oluyorsa dozu nereye kadar çıkıyor diye bir soru. Benim de bir sorum var ayrıca. Sizin kendi kişisel hayatınızda hani çünkü şeyi çok güzel anlattınız aslında, bu işte sahaya gittikçe, birlikte oldukça nasıl basketbol sahası içerisinde nasıl kendinizi daha güçlü ve daha özgüvenli hissettiğinizi çok güzel anlattınız. Daha böyle kişisel alanında peki hani kendi hayatınızın içerisinde, sahanın dışında bu deneyimi yaşadıkça hayatınızın başka yerlerinde de daha özgüvenli hissettiğiniz veya işte hayatınızda başka bir şeylerin değiştiğini hissettiğiniz oluyor mu diye merak ettim ben de. Ayrıca Cansu'nun da bir sorusu var. Sanırım ona kendisi de sorabilecektir bağlanıp. Ama tek tek gidelim isterseniz. Buyurunuz. Hanginiz girmek istiyorsa. Başak, ben şey, faul'la ilgili bir şey söyleyeceğim ve sonra Merve, Başak siz bilmem. Çünkü Başak tamam. Şeydi orada. Ben şeyde ilk olarak tabii ki şey Nil bu ben faulla ilgili bir şey de söylemek de istiyorum çünkü bu faul meselesi çok ilginç. Biz kuralları bilmediğimiz için zaten bu teknik faul ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Yani hiçbir fikrimiz yok. Biz sadece bir faul yaptığımız bir turnuva girdiğimiz zaman böyle fark etmiştik. Sürekli bu faul ne yaptım ben? Bir sürekli böyle hiçbir fikrimiz yok. Ama böyle bir kötü faul, bu şeyde bence anti-sportif fouls ya da böyle şiddetli olanlara bizde yok. Çünkü bir yandan bir korku değil ama böyle bir rekabet olmadığı için çok
kötü giren de yok. Yani bir çok kötü çatışan da yok. Ya bazen birkaç kere, bilmem bir sene içinde bir kere de olabilir. Yani böyle biraz tamam çok iyi oynadığını biliyorsun ve bilmiyorum bir şey oluyor. Belki kızabiliriz bazen de. Ama yine de böyle kötü bir faul hiç yok. Yani bence ve bu yüzden gerildiği zaman insanları mesela bir aramızda biz kendi dalga geçiyoruz. Yani böyle kızanlarla. Böyle bir sistem oldu. Belki iyi olmayabilir ama yine de böyle bir tamam sen kimsin? Michael Jordan mı? Bir de şöyle bir İtalyanca diyoruz. Michela Giordana. Çünkü şey feminin bir isim olsun. Michela Giordana diyoruz. Biraz saçma ama. Ama sen kimsin yani? Böyle dalga geçiyoruz. İnsanlar şey kızdı. Kışı biraz böyle tamam ve bir çözüm oluyor. Yani böyle kolay kolay oluyor bence. Hiç yaşamadım kötü bir faullarla ilgili. Ben de buna cevap vermiş olayım. Yani. Bizde de öyle çok büyük fauller olmuyor. Gerildiğimiz zamanlar illaki oluyordur ama ya gerçekten beşte bir falandır yani böyle küsüp gitmeler falan. Hiç öyle bir şey yaşamadık bile diyebilirim. Çünkü bizde de yani o genelde bizde dalgayı alıyoruz. Hani o durumu. Ya da mesela biri kabullenmek istemiyorsa o an o adrenalinle sonrasında ya evet ya orada faul yapmıştım falan diyor mesela. Onu ben de birkaç kere söylemiştim var yani. Ya yani orada evet ben fazla girdim. İşte seni doğru biraz sert girdim falan diye demişliğim var yani. Ama genelde şey yani konuşarak ya da o an ona çok aşırı tepki vermeyerek ya da o an adrenalin çok yükseldiyse oyunu biraz yavaşlatarak, bir durup su içerek, bir nefes alarak öyle geçiştiriyoruz aslında. Çok gerginlik oluyor diyemem ya. O yüzden yani şu korona yüzünden en çok üzüldüğüm şeylerden biri basket oynayamamak açıkçası. Merve, faulle ilgili ufak bir ekleme yapabilir miyim? Ha? Ya az önce Marta'nın da söylediği gibi ilk başlarda biz faulün ne olduğunu, baskette ne yaparsak faul olduğunu çok bilmiyorduk. Ve ilk başladığımız zamanlarda epey yakın mesafeli birbirimize çarparak, vurarak falan oynuyorduk. Ve ben kolay mor aran birisiyim. Böyle omuzlarım, kollarım mosmor oluyordu. Yani belki Merve'de o kadar morluk olmuyordu, daha esmer. Sen genelde çok hızlı giriyordun. Aynen, bir de ben kendi adıma ilk başladığımız zamanında daha hırslı oynayan ve bayağı spor yapan biriydim ve çok enerjim yüksekti. İnsanlara çarpan, gerçekten hani şu an mesela bizim yanımıza gelse böyle istemeyeceğimiz bir tipte oynuyordum yani ilk başladığımız zamanlarda. Kendi vücudumu kontrol edemiyordum aslında. Hatta morluklardan dolayı o zaman yabancı bir şirkette çalışıyordum. İspanyol müdürüm bana şey dedi, hani yaz mevsimiydi. Başak, hafta sonun güzel geçmiş herhalde falan dedi. Hani seks morluğu olduğunu düşündü falan. Yani ama sonrasında biraz sakinleyip faulün ne olduğunu anlamaya çalıştık. Yani ne kadar mesafede duracağımız gerektiğini anlamaya çalıştık. Ya da işte tırnaklarımızı daha çok kesmeye başladık falan. Yani bunu öğrendik aslında. Bir de hani faul diyen, yani birisi faul diyorsa fauldür mantığıyla hani evet. Yola evet. Çıkmaya çalıştık. Hepimiz bir sürü şey öğrendik yani. En başlarda ben en çok faul yapan insandım. Şu an biraz biliyorum yani hani kontrol ediyorum ve süreçte çok sakatlanma oldu. O yüzden evet. Hani şey yapıyoruz. Diğer sorular Merve'de ama buna eklemek istedim yani. Çünkü gerçekten ya. Bilmediğim biz için her yerimize mor artıyorduk yani. Ya evet. Ya kötü tırnaklarımızı kesmiyorduk mesela. Kollarımızda yırtıklar oluyor. Bir bakmışız. Yani her yer böyle çizik çizik. Sonra tırnaklarımızı kesmemizin gerekli olduğunu öğrendik falan. Ama evet şeyde şimdi Başak da söyledi biz faul diyen ne? Evet ya haklı ya tabii ki o haklı normalde. Çünkü şey hiç biz çağırmadığımız için tabii ki de faul şey bağırdığın zaman faul olması lazım. Ve bizde bizim için de biraz farklı. Biz pardon kelime zor ama ağladım. eskiden ama çünkü şey çok uzak kalıyorduk yani böyle biraz birbirimize incitmek için
incitmemek için böyle bir uzaklık kurduk. Çünkü şey, oynamak bilmiyorduk ve böyle bir fikir, bir yanlış bir hareket yaparsam sakatlanabilir bilmem de, şimdi daha iyi oynadığımız için bir moratmaya başladık. Çünkü yine de böyle bir şey, yakınlaşma oldu. Yine de bence faul pek çok olmuyor ve şimdi biz de öğrendik ve bazen beraber birkaç kere bir maç izledik. Bilmem de neydi yani, böyle bu İtalya ya da NBA ya da bilmem, önemli değil zaten. Ya da Roma'daki başka bir takımın maçına gittik ve orada bak bu faul miydi? Böyle biraz bir şey öğrenmek için izledik ve bir sürü yeni şeyleri de orada öğrendik ve tamam daha yakın olabiliriz ama böyle bir şey ya çok basit şeyleri de yine de, ama evet, zamanla biz beraber öğrendik bu. Evet. Bu ilginçti. Ve şeyde ben şimdi Nil'in soru, ben küçük bir cevap vereceğim zaten de. Hem şey, bence hayatta bu özgüvenlik kalıyor. Tabii ki de bu potanın dışında da kalıyor bir yandan. Ve ben potada şeyi öğrendim. Yanımda arkadaşlarım var. Yani böyle bir insanlara konuşmadan güvenmeyi öğrendim. Yani böyle bir başka bir dil olduğu için böyle his olarak güveniyorum onlar ve böyle bir his de zaten kalıyor ve biraz insanlara daha, yani kendime güveniyorum ama insanlara daha güveniyorum. Çünkü zaten o takımda hiç excluded, yani dışlandığı hissetmedim. Hiç tek başıma hissetmedim ve böyle bir his biraz yaptı yani benim için. Çünkü bu takım artık, ya biz tanışmıyorduk ya, eskiden tanımıyorduk ve şimdi arkadaş olduk. Bir böyle yani böyle bir süre içinde ve tabii ki hayat için büyük bir değişik oldu. Yani hem tabii ki bu alan açmak bayağı güç verici bir şeydi yani. Evet, ben de aynı cevabı verebilirim gene. Ya benim de kendi kişisel hayatımda da bu kendime olan özgüvenimi de arttırdı elbette. Ve zamanla da işte oradaki arkadaşlarımla da yani arkadaşlığım, dostluğum ilerledi. Yani aslında böyle çok fazla feminist okuma yapmamış biri olarak mesela o zamanlar. Yani biraz daha feminizm nedir, birlikte olmak nedir, kız kardeşlik nedir falan, hani bunlarla ilgili biraz daha arayıp soruşturmuş oldum. Öyle 8 Mart eylemlerine çok katılan biri değildim mesela. Hani 8 Mart'a hep beraber genelde o arkadaşlarımla gittim hep. Yani bu benim de kendi kişisel hayatıma çok şey kattı diyebilirim. Canım sıkıldığında mesela biz pazartesi günleri oynuyoruz akşam genelde. Yani ya böyle canım sıkkınken o pazartesi akşamı bana terapi gibi geliyordu. Yani o an orada ter atmak. Maç esnasında ne haber, nasılsın diye konuştuğumuz bile oluyor yani. Hani o an değişik bir duygu. Çok güzel, çok özlemişsem çok duygusal anlatıyorum. Ben de anlıyorum da. Şu an ben şey, çok özlüyorum zaten ben de. Yani böyle şu anlarda zaten oynamak. Mesela ben tamam şimdi Londra'da değilim, Roma'da değilim, Londra'dayım ve evimin yakın bir pota var. Ama ben tek başıma oraya gidemiyorum şimdi. Yani eskiden daha iyi tabii ki, ya gidebilirim de, ya top yok şu an ama yani büyük ihtimalle gidebilirim. Ama böyle bir hissim var yani, sadece şey, orada bir daha bu erkek konusuna döneceğim ama şey de, sadece erkek oynadığı için ben biraz böyle ben tek başıma oraya gitmek istemiyorum. Yani biraz böyle tek başıma yer açmak o kadar istemiyorum şimdi. Çünkü bu uzun zamandan beri de oynamıyoruz ve ben de çok de üzülüyorum. Ne yapalım? Ve mesela benim şey, sen feminist dersiydi. Ben biraz daha bir politik alanlarda alıştığım için insanları böyle kavramları, ilkeleri çok konuşuluyor. Ama
Yine de bu ihtimalle pratiğe de geçiyor. Ben bunu şey bir eleştiri değil. Sadece benim için başka bir politik yapmak oldu. Yani böyle biz beden diliyle bir bu kız kardeşliği kurdumuz ve bu beden diliyle hep beraber bir proje devam ettirdik. Hep beraber bir bu alan tuttuk. Yani böyle bir bence o çok politik bir ifade, bir statement yine de oldu. Benim için yani şey de düşündüm, bu feminizmle ilgili o benim için çok önemli bir pratik oldu. Yani benim için basket, basketbol oynamak. Çünkü gerçekten kız kardeşlik benim için tam orada anladım. Yani o ne demek anladım oradan yani. Biraz daha tamam anladım şimdi. Evet. Çünkü hepimizin farklı seviyelerimiz var. Hem de koç bile de bayağı uğraştı. Yani böyle bir rolleri atmadan insanları serbest bırakarak. Yani yapın. Yine de bu koç iyi yaptı bence. Yani böyle bir sadece oyun oynayacağım. Öğreneceğim. Öğreteceğim size. Pardon şimdi kafam karıştı. Tamam. Ama bir rolleri atmadı ve de sen daha iyisin. Hiç kimseye söylemedi böyle bir şey de. Hiç kimse daha iyi hissetmedi ve herkes kendi şeyi öğrendi yani. Böyle mesela yeni bir kişi geldi ve mesela bir hastalık da var diyor. Ben birdenbire bana bir şey olabilir. Ve bunu yapın lütfen. Ya bize anlattı ve onu yani bir yandan sadece korumak için değil, onunla oynamak önemli ve o kendi yeteneği de var. O geliştirdi ve yine de onu bir göz atmak ona yani. İşte bence bir bu kız kardeşliği de ile ilgili hani herkesin seviyesi de yani hoşla welcome hoş geldin diyoruz. Ben biraz yoruldum pardon. Ve yani bütün farklı vücutlarla da oynuyoruz. Yani çok açık bir takım bile söylemek ilginç çünkü biz takım olarak aramızda oynuyoruz zaten bir grup. Evet. Bazen takım diyorum ama takım biz takım olarak bence 5 kere başka birisiyle oynadık. Yani normalde biz takım bizim aramızda oynuyoruz. Bir ilginç bir farklı bir şey oldu. Anladım. O arkadaş grubu içerisinde iki gruba bölünüp kendi aranızda maç yapıyoruz. Biz de öyle oynuyoruz. Bizden takım demek doğru olmaz yani. Tam olarak bence de. Başka soru var mı? Evet, ben kafam biraz. Selam. Cansu ben de. Yazmıştım şimdi, çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim hepinize bu arada. Çok keyifli gidiyor sohbet. Şeyi merak ediyorum. Şimdi sahayı paylaştığınız koşullar değişmedi sonuçta. Erkeklerle birlikte oynamasanız da aynı alanı kullanıyorsunuz vesaire vesaire. Dolayısıyla onlarda böyle umut veren değişimler var mı? Böyle örnekler geliyor mu aklınıza? Paylaşırsanız çok sevinirim. Sağ olun. Ben başlayayım. Marta eğer söyleyecek bir şeyin yoksa. Ya da başlar. Yani ilk zamanlardan son zamanı erkeklerde değişen çok yani en yakın çevremizde belki vardır ama o sahada olan erkekler ya sadece bizim orada olduğumuzu kabullendiler diyebilirim. Yani ne bileyim çok rahatsız edici davranmıyorlar gerçi hani öyle algılanmasın ama yani bizim oraya biz oraya geldiğimizde mesela hani maçları uzuyorsa biz orada kalabalık bir grup halinde bekleyip hani şey diyoruz ne zaman biter diye sorduğumuzda yani şey yapıyorlar hani bizi ciddiye almak zorunda kalıyorlar çünkü sayı olarak zaten fazlayız orada bekliyoruz işte bizim de oynama hakkımız olduğunu görüyorlar belki bundan önce dediğim gibi hani benim çok hani şöyle bir deneyimim yok ben geldim işte potaya erkekler var diye oynayamadığım gibi bir deneyimim yok hiç basketbol deneyimim yoktu zaten belki bundan da çekindiğim için ama şu anda yani çok rahat bir şekilde orada o özgüvenli durunca onlar da yani şey yapmak zorunda kalıyorlar. Yani maçlarına belli bir süre bir kota koymak zorunda kalıyorlar bizim için.
diyebilirim. Ben şimdi belki bu Merve'nin cevabından soru anlıyorum çünkü internet biraz sabit değildi ya. Bence şeyde bu, ben de zaten bu erkeklerle mi neydi işte ya, ya da ben bence tam çok anlamadım da bu soru. Ha, ama ben şeyde mesela Merve konuştu. Evet, soru anlamadım tam olarak ama şimdi sen bir şey söyledin de mesela bu erkek bir size bir kota şey bir zaman ayırtmaya zorunda kaldılar gibi bir şey söyledin. Ve bana şey aklıma bir şey geldi zaten. İlginç çünkü büyük ihtimalle bir potamıza, ben potamıza diyorum. Şimdi bir başka bir kadın grubu giderse onlara hiç kimse hoş geldin demez. Yani biz olduğumuz için de oluyor. Yani böyle bir ilginç bir fenomenon ya zaten. Çünkü onların bizim tanıdığımız, ya yani biz tanıdığı için oluyor. Yani biz onların kadın takım olduk. Yani şey, onlarla bence pek çok bir şey değişmemiş zaten. Onlar bize alıştılar. Ve evet, kabullenmeye zorunda kaldılar. Ve ama normalde bu normal hayatta böyle oluyor. Çünkü hep böyle bir genel bir fikrimiz var. Ha, o grup böyle. Ama sen, ya senin tanıdığım için sen farklısın gibi düşünüyorlar yani. Böyle bir şey, bir değişiklik. Evet, bir kabulleniş. Evet. Yani kabul ediyorlar senin orada olduğunu, o kadar. Yoksa yani çok büyük farkındalık yaşadığını evet, zannetmiyorum yani. Ya da belki zamanla olabilir. Bunu düşünüyorum. Ya birkaç kişi zamanla bir şey de olabilir ama ben zaten onların bir öğretmenlik yapmıyorum. Sadece beraber oynuyoruz. Galiba bu beraber oynamaktan bir şey çıkabilir. Bunu bilmiyorum. Ama yine de bizi alıştılar. Ben bunu buna eminim. Ne yapıyor yani? Ve bizim en önemli şey bizim için bir şey değişti. Yani biz bir yeri tutmak ve bir yani beraber çıkmak alıştık. Biz alıştık. Yani biz değiştirdik. Onları yani bilmem orada oynasınlar. Beraber kalabiliriz yani artık şeyde. Zaten kabul etmeye zorundalar. Çünkü biz şey oradayız gitmiyoruz diye bir biliyoruz zaten böyle bir şeyimiz var. Evet. Seni de. Evet. Umarım cevap verebilmişizdir Cansu senin soruna. Umarım. Çok iyi anlamadım ya. Ben bir soru sorabilir miyim? İlknur ben. Merhabalar. Çok heyecanla dinledim doğrusu. Ve söylediğiniz her cümleyi böyle not almaya çalıştım. İnanılmaz. Duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum ama Marta dondu. Marta dondu galiba. İnanılmaz keyifliydi sizi dinlemek. Ben sadece şeyi soracağım. Bu acaba deneyimlerinizi yazıyor musunuz? Bizim mesela bir feminist tiyatro deneyimimiz vardı ve mutlaka yani belli periyotlarla bir defterimiz vardı ve onu dolaştırıyorduk tabii. Ya işte bu bir kapalı bir blok olabilir. Yani bunların kaydedilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yazılı olarak kalmasının, aktarılmasının. Bu dijital ortamda da olabilir. İşte başka bir ortamda da olabilir. Kadın Eserleri Kütüphanesi var Merve. Mesela bu oraya verilebilir daha sonra. Başka bir şey olabilir. Yani bunun feminist literatüre katılmasının bir şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım yazarsınız. Yani bunun mutlaka böyle profesyonel bir şekilde yazılması gerekmiyor. O deneyimin aktarılması çok değerli bence. Evet, Başak'ın yazdığı bir yazı var aslında. Şimdi az önce gördüm, şeye attı galiba chat kısmına. Hemen bakıyorum. Deneyimimiz yazdığı bir yazı var. Çok da güzel. Onu gördüm, evet, evet. Evet. O bir tek var aslında ama evet. Bunca senede tek bir yazı. Belki daha da geliştirilebilir. Sizin var mı Marta öyle? Bizim yok ama bir aramızda bir arkadaşımız yönetmen ve o bir belgesel yaptı. Yani aklımızda değil sadece o şey New York'ta bir takım bir hep şey New York'ta ve Lübnan'da bir takımla ilgili hepimiz şeyde street basketbol oynuyoruz ve hepimiz kadın
takım olarak. Yani bu, mesela bu Lübnan'dan Filistin bir Filistinli kadınlar, kadınlar bir de kızlar zaten. Onları biraz mesela 16-18 arasında oynuyorlar ve bizi ziyaret, yani Roma'ya geldiler bizi ziyaret etmeye. Yani biraz bu social center A'dan, A'dan geldi. Çünkü biraz daha politik bir bakıştan geldiler. Ama yine de aramız oynadık ve tabii ki onları bizden daha iyiydiler. Ve bu New York'ta grup, bir de onlar Bronx'ta kuruldu bir grup ve onlar zaten aynı fikirle, onları anlatıyorlar zaten. Hem de onların basketbol çok iyi oynuyorlar, biliyoruz. Çünkü şeydi, ABD herkes de oynuyor ve kadınları çok iyi ve bakıyorum, wow. Ama yedi onların için erkeklerle aynı sorun yaşamışlar ve aynı sorunu anlatmışlar. Buna da şaşırdım, ilginç. Evet ya. Ve bu belgesel biraz umarım ki bir yandan paylaşabiliriz de bilmiyorum artık. Çünkü arkadaşım bunu çıkartmaya çalışıyor. Tek yani yaptığımız şeyleri de, ama zaten bunu anlatıyoruz. Hem biz hem Lübnan'daki arkadaşımız da hem de New York'ta arkadaşlarımız da herkes aynı şeyi anlatıyor ve ilginç. Paylaşırım zaten. Evet, o bitince paylaş muhakkak, merak ettim. Paylaşırım de Matlok'la. Bakarız. Ne oldu? Yine ben geldim. Yani bilmiyorum, başka soru var mı, yoksa işte siz başka anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı? Merhaba. Ben de sormak istediğim bir soru var. Onu sormak için geldim, Nazlı ben. Çok teşekkürler. Çok çok keyifli bir sohbet oluyor şu anda gerçekten. Çünkü böyle yani ben de ergen çağımdayken basketbola biraz ilgiliydim erkek kardeşimden dolayı. Hatta onunla gidiyordum. O böyle profesyonel ders falan alıyordu. Ve böyle hani onunla maç yapıyorduk. Ama ya bu anlattığınız o işte sahadaki deneyimler, orada hislerinizi paylaştığınız şeyler, yani o kadar o kadar iyi anlıyorum ki, yani hani yaşadığım şeyleri böyle duymak falan çok iyi geliyor gerçekten. Şeyi merak ettim aslında, sorum şu olacak. Biraz Başak bahsetti sanırım faul üstünden anlattığı bir hikayeyle, ama bu işte hani kadınlarda da bazen oyun değil de hani biz daha çok arkadaşlık ve eğlenmek için aslında bir araya geliyoruz, ama daha oyun odaklı, daha hırslı, hani uyumlanmakta zorluk çeken kadınlar da gelebiliyor hani gruba diye bahsettiniz. Ya bununla ilgili mesela hani nasıl bir dil oluşturmak gerekti ki o kadın arkadaşı da hani aslında ötekileştirmeden ya da çok da rahatsız etmeden bu arkadaşlığı konuşmak, belki onun bakış açısını değiştirmek gibi bir deneyimimiz oldu mu? Onu merak ettim aslında, ikiniz için de soruyorum. Anlaşıldı mı? Emin değilim sorum ama. Ben anladım. Ama Merve'ye takip edeceğim. Yani eğer çok samimi olmadığımız biri ise, yani gerçi ilk başta çok samimi olunmuyor. Hani gelip başlanılıyor. O an maç esnasında konuşulduğu da oldu. Aslında birçok yöntem denenildi diyebilirim aslında bu soruna. Güzel soru bence. Çünkü karşıdakini dışlamış olmak istemiyorsun ama bir yandan üçüncü, dördüncü gelişinde hala aynı hırsla, yani pas atmaksızın takım arkadaşlarına sürekli böyle direktifler vererek, çünkü iyi biliyor. İster istemez o da sıkılıyor, yani bizim o yavaş ve amatör oyunumuzdan sıkıldığı için kendince oyunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyor, ama bir yandan bu sefer bizim keyfimiz kaçıyor. Yani bizim dediğim de amatör oynayanların diyeyim. Hani yine böyle kapalı bir arkadaş grubu gibi düşünülmesin. Yani nasıl oynadığımızı baştan söylediğimiz insanlar da oluyor. Diyoruz ki mesela biz amatör bir grubuz. Yani öyle çok hırslı oynamıyoruz falan gibi. İşte skor tutmuyoruz. Zaten 2-3 gelip dördüncüsünde de gelmeye devam ediyorsa o zaten o oyunumuza alışmış oluyor.
Ya da hala böyle sadece ter atmak için geliyorsa mesela bir kişi de onu da ne yaptık ya? Çekip konuşmuş muyduk? O mu gelmekten vazgeçmişti? Bazıları kendi eğleniyor mesela. Çünkü keyif almıyor. Çok profesyonel oynamaya alıştığı için. Yani senin var mı Marta böyle bir deneyimin, belirlediğiniz bir yöntem? Yok, sadece şeyde senin anlattığın da o zaten oluyor yani. Çünkü ya bir yandan ya biz yani şey böyle bir yavaş yavaş böyle onunla bu dalga geçmeye başlıyoruz. Çok profesyonel olunca ve o anlıyor. Onlar. Ama normalde yani sıkılıyorlar ve gidiyorlar da hızlı hızlı oluyor. Çünkü şey belli ki böyle olacak zaten. Hı. Çünkü bir takım var, o kişi böyle oynuyorlar. O tek başına gelip ve ya farklı bir oyun başlatmayacak. Başlatmaz zaten çünkü profesyonel değiliz ve olmaz gibi bir... Ama şey böyle bir ona karşı olmak değil, anlıyor ki zaten biz böyle oynuyoruz. Yani sana uyarsa lütfen kalabilirsin. Ama gidiyorlar çünkü. Evet, tam Merve çok iyi anlattı. Biz aynı şeyde oluyor zaten. Evet, ya da oyunumu ona göre dengeliyor. Yani çok şey yapmıyor, bastırmıyor falan gibi. Merve, selam. Selam Şeyda. Şeyda, ben bir söze girmek isterim eğer sakıncası yoksa. Lütfen. Açık. Bir saniye, kendimi açayım. Merhaba, Şeyda ben. Yaklaşık bir senedir geliyorum galiba. Yani tam hatırlamıyorum zamanı ama ben de o basketbol grubunun içerisindeyim, oynamaya çalışıyorum. Açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Kendimden örnek vermek istiyorum birazcık. Ben uzun zamandır basketbol oynuyorum, yani küçüklüğümden beri. Ve erkeklerle de oynadım. Erkekleri de yendim. Yendiğim de oldu. Yani hızlı olduğum zamanlar da çok oldu. Bayağı hızlı olduğum zamanlar da çok oldu. Ve bu zamana, yani şu an 30 yaşındayım. Bu zamana kadar geldiğim süre boyunca bu hırsın beni artık çökerttiğini hissettim açıkçası. Bana zarar verdiğini hissettim. Yorduğunu hissettim. Ve hani bu hırsı artık bu spora bu şekilde yansıtmak bana çok zarar vermeye başladı. Bu noktada bu ekibe katılırken Başak ve Özge sayesinde aslında dahil oldum. Ve hani hiç bu zamana kadar onlara teşekkür etmemiştim de buradan teşekkür etmiş bulunayım. Ben bu takıma girdiğimde gerçekten kendimi yontulmamış bir tahta gibi hissediyordum. Gerçekten böyle ne yapacağımı bilemediğim zamanlar çok olmuştur. Çünkü bu hırsın beni mahvettiğini fark ettiğim anlardan bir gruba girdim gibi oldu. Ve yani artık zevk almanın ne demek olduğunu, bu hırsın beni ne kadar zarar verdiğini anladığımda dedim ki evet, benim yapmak istediğim şey bu. Yani aslında bu biraz daha farkındalıkla alakalı bir şey. İnsanın kendine öz eleştiri yapıyor olması gerekiyor bence bu noktada. Yani bana şu zamana kadar kimse demedi ki hani şöyle şey daha yapıyorsun, böyle şey daha yapıyorsun. Çok, yani çok nazikler yani hani şey diyemeyeceğim açıkçası. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Yani şimdilik çok güzel, keyifli konuşma geçiyor. Teşekkür ederiz. Şeyda. Bak böyle olmuş. Yani hiç haberimiz yok. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Ama evet, hırsla oynuyordun ha Şeyda. Hatırladım. Bam. Farkındayım. Hatırladım. Hala düzeltmek çalışıyorum. Çünkü yani öyle büyüdüm, öyle düşünebiliriz. Çünkü küçüklüğümden beri erkek egemenliğinin içerisinde hani oynadım. Ve erkeklere karşı biraz da savaş vermiş durumuna düşmüştüm. Yani öyle hissediyordum. Ve erkekleri yenmeyse bana çok hoşuma gidiyordu. Ve bir noktadan sonra bu tabii ki değişti. Değişmesini istedim açıkçası. İnsanın içerisinde olması gerekiyor bence. Ve hani... Şu anda spor şirketinde çalışıyorum. O şirkette de bir hiyerarşi var. Yani bir egemen var. Bir erkek egemenliği var ve orada da aynı şeyi fark edince dedim ki bu ben değilim. Yani bu ya da ben olmamalıyım. Onlar gibi olmamalıyım demeye başladığımda birazcık bu takımın, feminist takımın bana güç verdiğini söyleyebilirim açıkçası.
Teşekkürler arkadaşlar. Bunu duymak çok iyi bence ya. Evet, ben de sırıtmamı şey yapamıyorum, durduramıyorum yani. Aşırı keyif aldım ben de, evet. Çünkü evet, bana da takimizde bir arkadaşım şey böyle bir şey de söyledi zaten. Farklı bir, ben değiştim kendimi. Böyle benzer, ben şeyde onun gibi anlatamıyorum. İyi anlatamıyorum çünkü zaten bir arkadaşıma ait bir deneyim de, ama şeyde söylediklerine bayağı benzeyen bir şey, bir şey hatırlattı beni. Benimle ilgili değil ama şey, bu çok iyi oynayan arkadaşımla ilgili oldu yani, bayağı ilginç ve güzel geliyor yani bunu duymak. Evet, komik gibi olduk şu anda. Bizim için sebep oluyor. Başka soru. Nil geldi gitti bir. Evet, ben arada boşlukları doldurmaya yani. Çok da susma olursa geleyim de kurtarayım diye arada açıyorum, sonra bir konuşunca iyi olur. Şey düşündüm yani, başka eğer bir soru yoksa belki bir kapanış olarak şey olabilir, hani eminim bir sürü genç kadınlar veya daha büyük kadınlar vardır ki işte fotoya hasretle bakıp sahaya inemiyorlardır yani, işte korkularına veya çekimleri için. Onlara bir mesajınız var mı diye sormak istedim. Ben böyle mesajları... Var pazartesi falan. Reklam şeklinde. Ne denilebilir ki? Korkmayın. Bence. Mümkün olduğu kadar bir arada olmak, kadınlara güvenmek, birbirimize güvenmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de şeyde. Evet, internetim kodu oldu ve Merve'nin söylediklerini kaçırdım bence de, ama korkmayın. Evet, bunu duydum. Bundan sonra bence başka bir şey söyledi ama evet, korkmayın bence iyi bir mesaj ve zaten denemek ve kendi yer yaratmak da önemli. Korkmayın bundan. Yani şeyde bayağı bana katılıyorum zaten. Böyle mesajları vermek. Ya Marta. Vallahi çok teşekkür ederiz. Başka bir şey sormak isteyen yok sanırım. Evet, başka bir şey. Ben bunu anlıyorum. O zaman arkadaşlardan rica ederim, Facebook'taki şeyi kapatabilirler. Live canlı yayını. Ve ondan sonra da burada isteyen herkes kamerasını açıp birbirine kalpçikler yollayabilir. Evet, canlı yayından çıktık. Oh, rahatladım biraz.